Bu objemi geçiyorum. Bu objemizi de yıkadık güzelce. Yıkadıktan sonra... Fulya Hanım, ahşap mutfak bankosunu sudan etkilenmesin diye hangi verniği kullanabilirim demiş. Sevgili banco dostlarım, ben banko üstlerini boyamıyorum. Bununla da ilgili size bilgi veremem. Çünkü eğer onların üstünü boyarsanız onun altına özel bir astar atmanız gerekiyor. Bizim dış mekan işlerinde yaptığımız, büyük otel işlerinde yaptığımız, biraz kimyasaldır bu kullandığımız malzemeler. Onlarla bir astar atmamız gerekiyor mutlaka ve mutlaka. Nihan Çiftçi, bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben size. Eskişehir, Söke, İzmir, İstanbul, Osmaniye, Bodrum, Ankara, hepiniz Diyarbakır, Giresun, Ceyhan, Gemlik, Manisa, Antalya, selam. Evet Asiye'cim, gördüğün gibi gene pomponumu şu şekilde bastırıyorum. Önce boyamı şu şekilde yayıyorum. Evet Ayşin ablacığım, bu tekniği eski çelik çaydanlığın üzerinde de uygulayabilirsin. Ateşte dayanıklı olur mu Banu hocam? Ben tavsiye etmiyorum onu. Onun için özel işlemlerden geçmesi gerekiyor. Yapanlar var. Hiç denemedim ateşin üzerinde. Onun verniğinin çok özel olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani yapılır da bir ay sonra patladıktan sonra da çok kıymeti yok verdiğimiz bilginin. Yapıp bir onu 3-5 ay deneyimlemek lazım. Cam kavanozları da mucit surface boyalarla boyayabilirsiniz. Multi surface'larla her yeri boyarsınız sevgili Banco dostlarım. Balkon malzemelerinde ya da bahçede hangi verniği önerirsiniz? Boyamaya dair bize böyle bir soru sormuş Manu hocam. Ne dedi? Balkon malzemelerinde evet. Ya da bahçede hangi verniği önerirsiniz? Daha kimyasal olan yat verniği gibi vernikler kullanmamız gerekir. Zehra Hanım çok teşekkürler. Ordu Ünye'den selamlar Banu hocam. Sizi çok seviyorum demiş. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Kesme. İyi ki varsınız. Evet, sorulara bir süre ara verelim. Şu objeyi yetiştirelim sizlere. Videomuzu YouTube kanalımızda tekrardan paylaşacağız. Instagram sayfamızda da 24 saat dönecek. Tekrardan izleyebilirsiniz. Şimdi her zaman canlı yayın yapamayabiliyorum sevgili Bağımcı dostlarım. Ama YouTube'daki videolarımı abone olup her daim izleyebilirsiniz. Oraya daha çok videolar yükleyeceğim. Canlı yayınlarla yetişemeyeceğim çünkü sizlere. Ama YouTube kanalımıza abone olursanız oradaki yüklediğimiz bütün videolardan, tasarımlardan, her şeyden haberiniz olmuş olacak. Banu Hanım'ın balkonundaki dolap Rich'in Multi Dekor Çalkıt Ürgüp rengiyle boyandı. Ya o dolap... Rüken Hanım'cığım, bunu sizin için söylüyorum. Çok güzel oldu. Bakır görünümünü çok istiyor takipçilerimiz, galvanizlerin üzerinde. Bakır görünümünü hocam. İstiyorsanız öne çıkanlara girin. Öne çıkanlarda ben zaten orayı yükledim. Oradan rahatlıkla yapabilirsiniz. Instagram'da öne çıkanlar var. Oradan bakın. Mersin, Trabzon, Edirne, Antalya, Alanya, İran, Konya, ay canımsın, Ankara, canımsın. Isparta, Bandırma, hoş geldin. Trabzon. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bana böyle yaptıklarınızı yolluyorsunuz sevgili Bağımcı dostlarım. O kadar mutlu oluyorum ki. Öyle de güzel şeyler yapıyorsunuz. O ellerinize, emeklerinize sağlık. Sevim Hanım, granit taş boyanır mı demiş Bağım Hocam. Boyuyoruz zaten Melekciğim. Sen cevap ver diye soruyorum. Boyuyoruz tabii ki. Yer boyamaları yapıyoruz, fayans boyamaları yapıyoruz. Evet, bu da kurumaya geçiyor.
Hatta şu şeyleri evet, dışarı korkmaz hanımcığım. Sünger fırçayla evet, biraz kum tanesi gibi kabarcıklar olabiliyor. Biz daha çok fırçacıyız. Fırçayla boyamayı seviyoruz. Fırçayla daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Size de tavsiye ederiz. Asiye'cim, burada kurutma işlemi biraz uzun sürecek. İstersen farklı yerleri çek. Sevgili tamam, şunlara için devam edeyim çok ben o zaman. Çok soru var çünkü bana. Galvaniz çeşitlerimizi çekebilirsin. Evet. Şöyle bir evimiz var. 85 TL bunun fiyatı. Şöyle göstereyim size. Şöyle galviniz tepsimiz var. Bu da 48 TL. Kurpları deri. Şöyle suluk var. Bu da 48 TL. Şöyle elime alayım. Bunlar var böyle turuncu turuncu. 50 lira bunlar. Bunlar 35 TL. Şöyle elime alayım. Ondan sonra şu şekilde bir objemiz var. Bu 35 TL. Bu da bunun bir küçüğü. Bu da 35 TL. Şöyle göstereyim size. Şöyle kovalarımız var. Bu da deri, kutlu. Şöyle miniş bir kovamız var. Bu 16 TL. Şöyle hasır saplı kovalar var. Şöyle. Bu büyüğü 56 TL. Onun bir küçüğü 40 TL. Şöyle kutularımız var. Şöyle göstereyim size. Bu tekli 15 TL. Şöyle ikili kutu var. Bunlar da 30 TL. Şöyle göstereyim size. 34 TL. Şu şekilde boyu elimle de görün. Şöyle ikili bir saksımız var. Bunlar da 60 TL. Bunları gösterdin mi? Onu böyle gösterdim. Dörtlü bir setimiz var. Bunları ayrı ayrı da alabilirsiniz. En küçük boyu 35 TL. Onun bir büyüğü 50 TL. Bir dakika, yavaş geç. 65 TL. Ve 70 TL. Bunların içine küçük küçük kabaklar koyup, tilaklar koyup sunum yapabilirsiniz. Sehpalarınızın üzerine çok yakışıyor. Şöyle ekmekliğimiz var. Bu ekmekliğimizin fiyatı 40 TL şu şekilde. Her zamanki bu hoparlörümüzü biliyorsunuz gramofonumuz zaten. Gramofonumuz. 150 TL. İşte borazan diyen oluyor. Birçok şey söyleyen oluyor. 150 TL. Bunu biliyorsunuz. Bunda 3 tane kutu var bunun. Şu an elimizde yok ama gelecek. Bunun ücreti de 30 TL. Kutularıyla birlikte 60 TL ücreti var. Şöyle bir havluluk, yumurtalık artık ne yaparsanız 35 TL. Şöyle bir meşhur kitap kutularımız kutu. 30 TL. Şöyle. Bunlara çok güzel kitap görüntüleri veriyoruz. Eskitmeler yapıyoruz. Şöyle ahşap sakslarımız var. Bunlar da yeni geldi. Şöyle küçükleri 24 TL. Şöyle göstereyim size. Onun da bir büyüğü. Şöyle göstereyim size. 28 TL bu da. Şöyle görünüyor. Şöyle kuşlu evimiz var. Şöyle göstereyim size. Bu da 35 TL. Hangileri? Ben yanında durayım, bir çeksene. Şöyle. Ayaklı. Daha bugün geldi bu da. Şöyle göstereyim. Söyleyeceğiz.
Şöyle şunlar tepsilerimiz. Bunlar şöyle üçlü sunumluğumuz 150 TL. Şöyle pencereli saksımız var. Geliyorum. Şöyle güğümleri 100 TL bunlar. Gösterelim Asiye. Takipçilerimiz sormuş. Şöyle ben de durayım. Büyüklüğünü anlasınlar. Ne kadar Melek? 70 TL. Gelelim mi? Bak şunu gösterelim takipçilerimize ne yaptığımı. İlk başta bu pas efektini stansıl fırçasıyla girmiştim ya. Şimdi fırçayla ikinci katını boya yapar gibi şu şekilde yakından çektim, evet, ben. İkinci katını atıyorum. Evet. Şimdi bunun da ikinci katına geçiyorum. Bunun ikinci katını da fırçayla atacağım. Şöyle büyük bir fırça alayım. Hemen boyayayım size. Boyalarınızı mutlaka çalkalıyorsunuz kullanmadan önce. Bunu her defasında söylüyorum, biliyorum ama çok önemli. Serap Hanımcığım, gösterdiğimiz güm sütü güme benziyor. Fırçamın önünü arkasını güzelce boyayla dolduruyorum. Ve şu şekilde boyamamı gerçekleştiriyorum. Sizden tek isteğim ne biliyor musunuz sevgili bağcı dostlarım? Bunu evde yaparken bırakın kendisi kurusun. Bizim şimdi böyle bir zamanımız olmadığı için ben makineyle kurutuyorum. Siz bunu bırakın, ilk katını attıktan sonra kendisi kurusun. Daha sağlam olur objeniz. Evet, bunu böyle boyamaya devam edeceğim Asiye'ciğim. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Evet, meditasyon kurbağa yapan 125 TL. Bir dakika gösterelim. Evet, şu 125 TL ücreti. Şöyle göstereyim size. Ayaklı kuş evinin fiyatını sizlerle paylaşacağız. Ürün alımımızı Instagram DM sayfasından veya WhatsApp numaramız var Instagram'da. Oradan yapabilirsiniz. Çok yakında sayfamız açılacak. Oradan da dilediğiniz gibi alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Atabajurlarımız geldi. Bunların fiyatı 100 TL. Şöyle vazolar var. Bu 60 TL. 55. Evet, bu canlı yayını hem YouTube kanalımızda paylaşacağız hem de 24 saat sürecek Instagram platformunda paylaşacağız. Sitemiz şu anda yapım aşamasında. Bunun bilgisini size zaten storylerde vereceğiz. Buda abajurumuz, evet, var. Asiye, buda abajurumuzu gösterelim. Melek'ciğim, at abajurumuzu da çok soruyorlardı. Evet, 100 TL at abajurumuz. Şu şekilde Asiye çekti onu da. Evet, çektim bu ben. Bu da buda abajurumuz. Bunun ücreti de 110 TL. Tamam. Mavinin tonunu sormuşlar bana. Safir rengi. Benim çok sevdiğim, mobilyalara da çok yakıştırdığım. Şöyle göstereyim ben size. Rich'in Multi Surface safir rengi. Ben bunun ikinci katını da boyadım gördüğünüz gibi. Bunu da kurutuyorum. Evet Melda Hanımcığım, Banu hocamız is siyahıyla boyamamıştı o dolabı. Retro siyahla boyamıştı. Efendim? İs siyahı dediler de retro siyah. Retro siyah. Retro siyahla boyadı. Rich'in Charlton boyasıyla. Devam edelim. Cücelerimiz, küçük cüceler 90 TL, büyük cüceler 110 TL. Yaprakları sormuşlar Asiye. Yapraklarımız da 45 TL şu şekilde. Küçük gramofonda 90 TL. Büyüğü 150 TL. Şöyle aradaki fark. Şöyle elimi alayım.
Ben hocam kurutma makinesi soğuk mu diyor soruyorlar. Ortada benim. Ne soğuk ne sıcak. Orta sıcaklıkta kurutuyor Ban hocamız objesini. Evet, bunun boyama işlemini de bitirdim. Bunu da şöyle koyuyorum. Nilce Hanım demiş ki, surface kelimesini doğru telaffuz eden ilk siz oldunuz bağlı. Canım benim. Şimdi şöyle, tabii ki bununla ilgili halk dilimiz var biliyorsunuz. Halk dilinde takipçilerimizin, müşterilerimizin alıştığı bir şekil var. Onlar surface diyorlar, surface diyorlar. O yüzden hani bu şekilde dönüyor Türkçe okunuşuyla. Katriye Hanımcığım, şu anda stencil modellerimizi gösteremeyiz. Daha sonra çekim yaptığımız zaman bakabilirsiniz. Evet, çok güzel modellerimiz geliyor bir de stencil'larda. Evet Asiye'cim, bunu da böyle yaptım. Kurutuyorum gene. Kapağımız var. Bu da çok güzel bir obje. 75 TL. Tamam. Bunu da göstereyim. Ama evet, çok karanlık çıkıyor. Rezan Hanımcığım, dükkanımıza geleceğiniz zamanlar Instagram numarasından bizi arayıp bilgi alabilirsiniz. Semra Hanım hoş geldiniz. Sevgi Hanım hoş geldiniz. Urus Bey, bütün obje ve ürünleri görebilirsiniz. Fakat tekrardan söylüyorum, şu anda internet sitemimiz yapım aşamasında. Açıldığı zaman size bunun bilgisini vereceğiz. Sevgili Banca dostlarım, memnun musunuz halinizden? Her şey yolunda mı? Sevgi Hanımcığım, inanın kurs ne zaman açılır biz de bilmiyoruz. İnanın biz de çok istiyoruz açılmasını, çünkü kurs yerlerimizi çok özledik. Arzu Hanım sormuş, yapraklı dua eden kız ne kadar diye. Beni niye görmüyorsunuz? Şimdi gördüm, merhaba. Sevgi Hanım, merhaba. Şu galiba. Dükkana gelip evet, 28 TL bu. Dükkana gelirken ne yapıyoruz? Maskemizi ve eldivenimizi giyiyoruz ve bizlerden rica ediyorsunuz. Biz de sizlere ne istiyorsanız yardımcı oluyoruz, veriyoruz. Ve içeriye belli sayıda müşteri alabiliyoruz. Lütfen bu yüzden bizlere küsmeyin, gücenmeyin. Bazen böyle geliyor müşterilerimiz, üst üste işte kapıda girmeye çalışıyorlar, biz de bekletiyoruz. Bize kızıyorlar bazen ama bu hepimiz için. Kendi sağlığımızdan ziyade sizleri de düşündüğümüz, ailelerimizi düşündüğümüz için uymamız gereken kurallar. Mesafe kuralına mutlaka ve mutlaka uyuyoruz sevgili Bağcı dostlarım. Bilge Hanımcığım, yoga yapan kurbağa 125 TL. Yerivan Hanımcığım hoş geldiniz. Canım benim. Buket Hanım çok memnunuz halimizden şu an. Sizi görüp aşka geldim. Şu an kasa boyuyorum. Arzu Hanımcığım çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hasır saksıların fiyatını soruyorlar. Hasır saksılarımız 20 TL'ydi. Şu anda elimizde kalmadı. Gelince bunun bilgisini size vereceğiz. Çekim yaparız. Tamam. Büyük melek vardı, bitti mi? Gelecek. Gelecek. Hepsi gelecek. Ankara'ya çok çok sevgiler, selamlar yolluyoruz. İyi ki varsınız. Çok güzel mesajlarınız geliyor Ankara'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, hepiniz Karadeniz, her yer, Konya, hepiniz harikasınız ya, çok evet, güzelsiniz. Selin Hanım mutfak fayanslarını boyamak istiyor. Banu Hanım bununla ilgili bir canlı yayın daha yapacak zaten. Evet yapacağım. Büyük ihtimalle bunu yazlıktayken yapacağım. Yani sokağa çıkma insanın olduğu zaman yapacağım. Çünkü konuşmaya yönelik bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bunu da anlatmak istediğim çok teknik var uygulamamızla ilgili. O yüzden böyle geçiştirecek bir şey değil bu. Şimdi bu da kururken ben şuna da geçeyim istiyorum.
Neler yapıyorum bilmiyorum şu anda. Kasır supranızı da yenilemek istiyorsanız. Şimdi ne yaptım? Bakın Melek'cim biraz ara ver lütfen. Ne yaptım? Bu galvanizimi kemik rengiyle boyadım. Boyadıktan sonra buraya zor transferini gerçekleştirdim ve kurumaya bıraktım. Bu kuruyor. Üst kısmını da pas efektiyle, riçin pas efektiyle kapladım. Direkt kapladım. Buradaki galvanizimi de gene riçin safir rengiyle önce pomponla sonra fırça yardımıyla boyadım, hazırladım. Şimdi bu objeyi şu arkasındaki aparatını bir çıkarayım, vidasını çıkarayım. Rahat boyayayım bunu. Bunu duvarınıza asabilirsiniz. Çok güzel bir obje. Bunu şimdi tabak alıyorum. Farz edin ki şu anda geçen gün yaptığım retro siyah mobilya. O mobilyayı boyuyorum. Öyle düşünün. Orada neler kullandım? Onları paylaşacağım sizinle. Asiye'cim şunu bana uzatabilir misin? Yani? Uzatayım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle büyük bir fırçayla yapacağım bu işlemi. Hemen yakından çekeyim ben. Gel. Vakit kaybetmeyeyim böyle. Aralara da giriyor. Çok güzel. Şöyle riçin fırçası bunlar. Mobilyalarınızı rahatlıkla boyayabilirsiniz. Öyle 2 saatte boyayacağınız bir şeyi 10 dakikada bitirebiliyorsunuz bu fırçalarla. O geçen gün yaptığım işte retro siyahlı dönüşüm de 2 saatte bitti. Polyester mi diye soruyorlar. Evet, polyester. Ah ah, o mobilya efsane olmuştu diye yorum yapmıştım. Vallahi benim de çok hoşuma gitti. Sahibi de çok tatlı. Nuray Hanımcığım iyi günlerde kullansın. Yeni evine yaptık onları. Şimdi de bir yatak odası mobilyası var atölyemizde. Onu yenileyeceğiz. Onu da beyaz istedi bizden. Eski kahverengi bir mobilya. Onu da dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Ben hocam fırçanın ismini sormuşlar. Şöyle çek istersen. Kodu yok mu Melekçi bunun? Kodu yok. Şöyle çek Rich, istersen. Top fırça. Ha, top fırça. Rich'in. Mobilyalar için özellikle top fırçası. Bunları paylaşırım ben sizlerle. Renk retro siyah. Muhteşem. Güzel bir renk sevgili Bancı dostlarım. Bunlarla mesela evinizin kapılarını boyayabilirsiniz. Çok şık. Çok şık bir renk. Gördüğünüz gibi fırçamla 2 dakikada hemen boyayıverdim. Koskocaman bir alanı. Şimdi bunu da bir kurutayım. Herkes memnun mu halinden? Hocam kaç saat boya arası bekleyeceğiz? İlk katı 24 saat bekliyorsunuz, ikinci kat araları 6 saat lütfen. Çünkü bir dönüşüm gerçekleştiriyorsunuz. İşleminizi doğru düzgün yapmak adına, ileride sorun yaşamamanız adına 6 saat mutlaka bekliyorum. Bir bel ablam geldi. Bam, harikalar yaratıyorsun yine. Canımsın, canımsın. Eski zaman şatolarında... Ben de tam onu okuyordum. Evet, şatolarda götürdü onu. Teşekkürler. Boyasam ne olacak demiş ki dün ilk kez kullandım aynı fırçayı, inanılmaz keyifli oluyor boya çok, yapmak. Çok. Size de kolay gelsin, çok bilgilendirici videolar demiş. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Harikasınız, süper gidiyor diye söylemişler. Alkışlar yapmışlar. Figen Hanım, Filiz Hanım, Gezgin Hanım, Serap Hanım, Aylin Hanım, Fulya Hanım hepiniz hoş geldiniz. Allah'ım kızlarım açıldı benim artık ya. Evet, aldık bir gaz tadı geliyoruz. Çekim öncesi onlara gaz verdim biraz sevgili Bahri Hanım.
Balça, aşkım orada mısın? Yolunda mı her şey, güzel mi? Güray Hanım demiş ki, süpersiniz. Hem yemek yapıyorum hem sizi izliyorum. Süper. Esas süpersiniz. Evet, 8 yıldır atölye sahibiyim sevgili Balmca dostlarım. Biraz önce böyle bir soru gelmişti. 8 yıldır atölye sahibiyim. Daha öncesinde bizim ailede, geçmişlerde sanata dair birçok işler yapıldı. En büyük amcamız, büyük babamın kardeşi, Türkiye'nin 5 hattatından birisiydi. Rahmetli nurlar içinde yatsın. Tüm ölmüşlerimizin ruhları şad olsun. Yani biraz aile kökenli bir şeyler var. Benim de çocukluğumdan beri hep içimde var. Babam daha serigrafiye ortada yokken el yazısıyla bu Efes Pilsen'in, işte Kırkpınar'ın, Tuborg'un tabelalarını, yazılarını kendisi yazardı eliyle. Aileden böyle gelen bir atölyecilik var bizde. Ben de böyle bir cesaret toplayıp, keşke daha önce atılsaydım bu işe. Evet, bunun pişmanlığı var bende ama daha önce de tekstil işi yapıyordum. Onu da çok severek yaptım, o işi de. Evet, objem kurudu Asiye'cim. Şimdi biraz fırçamla aralara girmeyen yerler görüyorum. Oralara giriyorum. Var mı herhangi bir şey? Seher Hanımcığım merhaba. Fırça temizliğini nasıl yapıyorsunuz diye sormuşlar. Bir şeyler yaptım burada, dur bir dakika. Oo, ben ne kadar yukarılardaymışım. Bir sürü mesajlar gelmiş. Betty Hobby, duvar kağıdı boyadı. Evet, rahatlıkla yıllar önce boyadım duvar kağıdını. Gönül rahatlığıyla boyayabilirsiniz. Benim babam da çok tabela boyadı. Aynı babanız gibi, ne güzel bir tesadüf. Ayşegül Hanımcığım, canım benim, çok öpüyorum sizi. Selap Hanımcığım, teşekkür ediyorum. Atölye Taner, ben de adımı duymak istiyorum demiş Balmca Hocam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Balca her şeyi çok güzel demiş, kalp atmış. Balcam, aşkım benim, bebeğim. Balca benim dünyalar tatlısı. Yeğenim sevgili Balmca dostlarım. Kendisi de Türkiye'nin en iyi dansçılarından birisi. Alice müzikalinde oynuyor. Eğitmenlik yapıyor. Abla şu tarafta boyanmamış yer var, onu söylüyorlar. Hemen. Hiç gelemem biliyorsun. Tamam. Bu da hazır. Fırça temizliğini nasıl yapıyorsunuz? İkinci defa soruyorlar. Tamam, çok özür diliyorum. Atladım onu. Fırça temizliğini Arap sabunuyla yapıyorum. Mis gibi temizliyor. Fırçalarınızı güzelce yıkıyorsunuz. Duru suyla iyice akıtıyorsunuz boyasını. Akıttıktan sonra bir bardağın içine biraz Arap sabunu dökün. Orada kalsın bir 5 dakika. Eğer çok kötüyse fırçalarınız 2-3 saat bile bekletebilirsiniz içinde. Ondan sonra temizliyorsunuz. Ama fırçanız vernikliyse, vernikte unutulduysa, böyle bir şey yaşadıysanız o fırça çöptür. Onun geri dönüşü yok maalesef. Zaman su gibi aktı sanıyorum. Son 5 dakikaya mı girdik Asiye? Evet abla. Böyle bir tüyo geldi. Göstereyim tamam. Tüyo bu da Balmca dostlarım. Sevgili Balmca dostlarım, bir 2-3 dakika ara verelim ya da tam dakika tutalım. 5 dakika sonra tekrar buluşalım, olur mu? İyi ki varsınız. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Devam edeceğiz.